Peki şimdi sırada ne var? O zaman şimdi bunu sırada ne var? Erce ile Sedef'e soralım. Sizce sırada ne olabilir arkadaşlar? Bu arada ben de bilmiyorum. Ercesen. Evet, olabilir. Doğru, Hijyen. Bana sormadın onu. Ben bilemeyim falan hani. Zaten bilmiyordum da, hani bilemeseydim. Aklına olurdu. Ne gelmişti peki? Benim aklıma gelen şey şuydu. Kesici bir şeyler. Hep ben, hani benim için en önemli şeyler bunlar yani. Kafa orada olduğu tabii için. Canım. O da önemli. Teknik malzeme kısmına gireceğiz. Gireceğiz, var değil mi onlarda? Öyle tabii tabii. Tamam. Var. Neyse, şimdi hijyen. Hijyen de nedir? Sabun falan filan, o tip şeyler. Evet, şampuan. Şeyler, bu konuyla ilgili bence Sedef'i de aramıza alalım. Hadi bakalım, hijyen yani konusunda uzman. Bayanları da ilgilendiren bir konu olduğu için. Sedef, sen oradan yavaş yavaş istersen. Evet. Orada pet mi var lan? O çantaya pet mi koydun? Şimdi kişisel kağıttan olduğu için bu kağıt aldı. Oğlum bu kocaman bir kağıt aldı. Bunu ne yapıyorsun? Temizlik amaçlı. Ben ıslak mendiller. Evet. Bunun içinden bir de şimdi prezervatif çıkarsa. Yani o survival... Bir dakika, bir şey söyleyeyim mi? Gülmeyin. Bak, prezervatif benim deneyimim bu. Kişisel deneyimim. Direkt başıma gelen bir şey anlatacağım. Kaz Dağları'nda kaybolan 5 dağcı diye biz gazetelere falan çıktık. Bu bayağı bir olay oldu. Bizde çok dalga geçtiler. Biz orada kaybolmamıştık. Ben yoktum o tırmanışta. Bak hemen böyle bizim ekipte bir de bu olay vardı. Bizim ekipten değildi oradaki arkadaşlarla. Ramazan'daydı. Ben gelmemiştim. Ramazan mıydı bizim? Ramazan. 5 gün hakikaten Kaz Dağları'nda mahsur kaldık. Biz sebebi işte ilerleyemedik, ekipmanımız yoktu vesaire. Gerçekten hayatı idame ile ilgili benim hayatımdaki büyük deneyimlerden bir tanesidir bu. Öyle bir an geldi ki, prezervatifi özellikle anlatıyorum burada. Gerçekten ciddi, algı geçilecek bir konu değil. Gerçekten çok enteresan. Bu olayı size hiç anlatmadım galiba. İlk kez mi dinleyeceksiniz? Ben de ilk kez dinledim. Evet. Biz öyle bir yere geldik ki Kaz Dağları'nda. Hatta bunun videosunu falan da çekmiştik orada. Hatta bulursam o görüntüleri koyarım. Bu tam bu sahneye koyarım onu. İlerleyemedik. Yani ilerlememiz gereken yer bir nehir yatağıydı. Nehirden ilerliyorduk ve sağa sola tırmanamadık. Biz o suyun içinden geçmek zorunda kaldık. Tam o sırada işte sal yaptık. Dalları kesip sal yaptık ki ekipmanlarımızı, çantalarımızı taşıyabilelim diye. Çantaları da işte yağmurlukları vesaireleri giydirdik. Şu bu falan filan. Orada bir arkadaşımız vardı. İsim vermek istemiyorum. Ama çok doğru bir şey yaptı o sırada. Cebinden kondom çıkardı. Yani prezervatif çıkardı. Ben dedim ki işte dedim herhalde şu an o gün buraya kadarmış. Buraya kadarmış dedim yani olay. Prezervatifi görünce. Arkadaşın ismini sonra söylerim ben size. Bak bu olayı anlatmadım tahmin bile ama. Tahmin ediyorum. Başak. Tahmin ediyorsun. Orada olanları biliyorsun sen kaç kişiydin. Evet. Doğru tahmin ettim. Orada ben onu görünce şok oldum önce. Ulan dedim ne yapıyorsun sen? Hani, dedim o kadar değil ya. Geçelim sonra. Böyle bir şey oldu. Bir şekilde odada. Herif onu çıkardı. Sonra benim jeton düştü. Yani o anın ben o sırada zaten dal kesiyoruz. Dalları birbirine bağlıyoruz işte o ağaçları sal yapıyoruz falan. Sonradan jeton düştü benim. Adam cep telefonlarını ve elektronik buna benzer eşyaları prezervatifin içine koyup ağzını kapattı. Bak bu işe yaradı. Gerçekten de o çantalar ıslandı vesaire şu bu. Ama bizim elektronik cihazlarımıza hiçbir şey olmadı. Bu torbalar da o işe yarıyor zaten. Bu torbalar o işe yarıyor ama şimdi orkidi buraya basıyorsun da prezervatifi niye böyle bir şey yapmıyorsun? Orada torba giriyor devreye. Evet, Egemen'in de bahsettiği üzere sadece elektronik ya da ıslanması gerekmeyen malzemeleri ıslanmaması gereken malzemeleri korumaktan ziyade bizim de deprem çantamızda su taşıma amaçlı hem içme suyu bulduğumuz zaman yanımızda kampımıza ya da işte çadırımıza götürmek üzere. Mesela ya da bir yerden saçımızı, başımızı doldurabiliriz oradan. Tabii tabii. Tesisat var çünkü binalarda. Su tesisatı, elektrik tesisatı bunlar da çok önemli aslında. Dikkat edilmesi gereken. Böyle su taşıma aparatlarını da çantanızda bulundurabilirsiniz. Sonuçta bu da hijyene ve tabii ki içme suyunu devamlılığını sağlamak için de bir araç. Burada evet, markamız var. Sen ama sürekli sinek kovucu falan filan bahsettin durdun. Ne bu abi? Arkadaşlar özellikle Erci de çok iyi bilir. Sedef de çok iyi bilir. Sen de aslında çok iyi biliyorsun. Şimdi deprem çantamızda bu sivrisinek kovucunun muhakkak olması lazım. Allah Allah. Bir dakika ya, sen biliyor musun bunu? Biliyorum.
Allah aşkına söyle. Hadi biliyorum dedin orada susuyor. Evet, söyle. Hep biz konuşuyoruz burada kameranın önünde. Dinliyor, seni dinliyor. Özellikle yaz aylarında sineklerin olduğu bir ortamda buna ihtiyaç var. Çünkü orada bunu kullandığınız takdirde o sinek ısırıklarına ve hastalık taşıyıcı sineklerin sizi şey yapmasına, etkilemesine engel olur. Adamın sesi çok iyi değil mi? Çok iyi. Sen seslendirme yapsana. Evet abi. Yine. Yani normal görevini yapıyor bu. Yani bunu biz tutup ekstra bir şey ateş mateş falan hani yapmıyoruz yani. Aynen. Bildiğin sinek kovuyor. Tabii tabii sinek kovmak için. Çünkü arazide kalabiliriz. Ercan'ın da bahsettiği üzere. Yani bütün gece uyuyamazsınız arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Ben bu çantaya bir şey yıkıldı, altında kaldık durumunda kullanacağız diye düşündüğüm için hani doğada tabii bir de o işin o kısmı var yani. Tabii ki olmazsa olmazlardan biri. Hem moral bulaması adına. O ne orada diş ya? Diş fırçamız. Ha diş fırçası mı? Tabii diş fırçamız ve... Az önce merak ettiğiniz konu. Tabii ki yine hani bizim çantamızda olmazsa olmazlardan biri kolonya. Hijyen açısı da var ama güzel koku sonuçta bir moraldir, motivasyondur. Onun için yine moral ve motivasyona çok ihtiyacımız olacağı için kolonyada bizim olmazlardan... Bu da mı moral motivasyon? Tabii bu da moral motivasyon. Aa çok meşale oldum şu an hakikaten. Ben kapatmadan önce bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Bu tamamen isteğe bağlı bir şey değil mi? Evet isteğe. Zorunluluk değil yani tamamen kişinin... Diş fırçası, macun falan yani mı? Yani sabun olsun. Sabun hijyen olarak olması gerekiyor. Olması çünkü özellikle sıvı sabundan ziyade kuru standart sabun malum açık yaraları bile orada bir bakterinin orada bir işte... Yani bir nevi aslında ilk yardıma giriyor. Evet, aynen. Bu noktadan sonra tabii ki teknik kısma giriyoruz. Arkadaşlar normal standart dışarıda da yani ucuz fiyatlara bulabileceğiniz... Bir de başkanın hep şu tribi vardı. Her şeye şu parakortları takıyor. Bak her şeye takar bu parakortları. Aa bunu takmamış. Adam bunu koymuş ya deprem çantası. Bak bunu depremde ne yapacağız acaba bunu? Yani kendini koruma amaçlı olabilir. Ama hakikaten doğru bir de bıçak koymuş. Ben bu, evet, bu markayı severim ben. Güzel, hafif ve çok keskin. Karbon çeliği bu arada. Çakı ve bıçak. Evet, çok fonksiyonlu çakıların özellikleri. Malum az önce de videomuzun başında bahsetmiştik. Konserve açmak, işte soda, gazoz, bunun gibi şeyleri açmak. Hatta şarap bulursanız şarap açmak. Sıvı tüketimi için. Adam orada şarabı buldu. Küçük bir makas gerçekten çok etkili. Malum artık bayanlar da artık bunlardan yanında. Onun bıçakları fazla var ya sağ olsun güzel bıçakları seviyorum. Bir de fenerimiz var. Evet. O fener çalışmıyor. Şimdi bana bak bir dakika. Bu fener neden çalışmıyor dediğimde hemen cevabı var. Önemli bir cevap. Lütfen dinleyelim. Öyle mi? Arkadaşlar deprem çantamızın içindeki fener içine asla pil koymayın. 6 ayda bir bakacağınız için koyduğunuz ortamda evin belki kalorifer kısmına belki deponuza koyacaksınız. Biliyorsunuz malum piller akar. Akacağı için lütfen teknik malzemenizin içinde pil bırakmayın. Yani şahsen ben çok denedim ve çok bıraktığım için. Bunu sırf deprem çantasında değil, şeylerde de bizim normal ekipman taşıdığımız, yani doğaya çıkarken bulunduğumuz çantalarda da bazen oluyor öyle. Fenerleri içinde bırakıyoruz, içinde pil erimiş oluyor ya da bitmiş oluyor. Bir mağaraya girerken fenerin olmuyor, olabiliyor. Hani bir de bu Robocop fenerleri var. Benim en sevdiğim. Çevir bakayım yanıyor mu? Niye yanmıyor? Ay yandı. Bir de dinamolu fenerler var. Ben çok tercih ediyorum. Mümkün olduğu kadar de videonun başında Egemen sormuştu. Yani çantanın orada reflektör. Evet arkadaşlar mümkün olduğu kadar eğer düz zemin bulursanız bu reflektörlerden muhakkak ve muhakkak ekipmanlarınızın üzerine koyun. Çünkü gece karanlığında düşüp şey yaptığınızda bir ay ışığında bile bu malzemeleri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ooo deprem çantasını hakikaten koyup unutuyor parakortu. Parakort ne işe yarıyor? Tamam bilenler var, bilmeyenler için. Parakort ip nedir? Parakort ip malum bildiğiniz üzere paraşüt ipi demektir. Paraşüt iplerin çeker dediğimiz kısmı yani çekme ve kaldırma kuvvetleri çok sağlamdır. İçinde 7 tane küçük ip vardır. Bu ipleri ayrı ayrı olarak da kullanabiliyorsunuz. İp çok önemli. Muhtelif boylarda küçük ipler, birazcık daha büyük ipler, kısa ipler, uzun ipler, hatta bulabildiğiniz bütün ipleri
koyabilirsiniz. Not defteri olmazsa olmazlardan biri arkadaşlar. Hem anılarınızı yazmak için hem saat tarih olarak gün bir günlük tutma açısından çok çok önemli. İntikal ederseniz, bir yere giderseniz buradaki kağıdı da kullanabiliyorsunuz. Onun için not ve tabii ki kalem. Yedek pillerimiz, kırmızı özellikle keçeli kalemler. Dikkat çekmek için diyelim ki bir yerden bir yere intikal ettiniz ya da birine mesaj bırakmak istiyorsunuz. Buradaydım, şuraya gidiyorum. Aa, tebeşir çıktı ya. Nasıl ya? Anlatmayayım. Evet, tebeşir de yine deprem çantamızda olmazsa olmazlardan biri. Arkadaşlar yani sonuçta 72 saat içindeyiz. Yine bir yerden bir yere intikal edebiliriz. Ya da bir yazı yazmanız gerekir. Birine mesaj bırakmanız gerekir. O anda herhangi bir yere, tabii ki özellikle yağmur, yağış almayacak bir noktaya renkli muhtelif tebeşirlerle mesaj bırakabiliriz. Yine bantlarımız özellikle sağlam bantı olarak bu grileri çok önerebiliyorum. Burada bayağı bitti. Bunu değiştirmem lazım. Su da geçirmiyor değil mi? Bu evet, bantın özelliği geçirmiyor. O. Yani çadır yaptığında diyelim ki yırtılma oldu. Bununla onun önüne geçebiliriz. Onarım bantı olarak geçiyor. Aynen. Bu tarz kafa fenerlerini de tercih ettiğinizde arkadaşlar malum özellikle şu kırmızı ışıklı olanlarından alın. Bir ekipmanımız da şöyle yine çok amaçlı çakı gibi bu da Sedef için. Ama şöyle bir pense oluyor. Süper. Yanında bir bunu bana kaybettim demiştin. Kesicimiz oluyor. Bak sen de şaşırdın değil mi? Bunu kaybettim demiştin. Sen hiç görmedin değil mi bunu? GB mi? Evet. Bir yıllık bir deprem çantasında olduğu için bir sene önce açılmıyor ya. Şu lazım oldu bize geçen. Bunu dedim ki nereye koyduk biz bunu bilmiyorum diye kayboldu oluyor. Az önce Ena dedi. Kural şu. Çantaya koyan evet, bir çantayı. Şeye kesinlikle bir sene çıkarmayacağız. Yani bunun daha kaliteleri var. Kaybolmuş olabilir yani. Yok bu kaliteleri Ercebilir ismini şuydu. Vermediğim marka mesela 1500 liralara kadar gidiyor. Letterman, Letterman. Çok iyi. Marka vermiyor, saçlı markaları her şeyde. Bak marka vermiyor. Marka vermiyor. Teknik malzemelerimizin aslında olmazsa olmazlarından biri. Ayıp. Çakmak, dur bak. Ben çakmak göstereyim. Çakmak. Yok, ben bunu kendi çantamda göreyim. Arkadaşlar sadece çakmak önermiyoruz. Çünkü gazı kaçabilir, gazı bitebilir. Sonuçta uçucu bir madde. Evet. Özellikle büyük boy kibritlerde. Aa, bugün kibritim yoktu diye. Bunlar şömine kibrit olarak geçiyor. Senin için aldım. Valla yeni mi aldın bunu? Tabii. Hakikaten. Bu arada evde var. Bulunmuyordu. Evet. Bak adam bulmuş bir de. Yoksa orada bir şey de diyorsun. İnanamıyorum. Olmazsa olmazlardan biri. Yani evet. Nasıl bir deprem çantasıysa bu bildiğin hakikaten yolculuğa gidiyor. Ben söyleyeyim bu böyle bir şey değil deprem çantası. Bence ben başka videolar falan izleyin yani bu değil. Yapı marketlerde muhtelif mumlar var arkadaşlar. Benim elimde kalmamış. Ben evdekilerden getirdim. Onun için kısa boylu, tombul olan mumlardan tercih edebilirsiniz. Ama buradan uyarayım. Özellikle çadırdaysanız, çadır eğer küçükse malum çadırın içinde mum, ateş gibi şeyler yakmıyoruz. Çok iyi bir şekilde. Bunu öğrendi. Bunlar çadır yakarak yani. Bunu öğrendi. Yaktı, çadır yaktı. Aynen. Mumla yaktı. Teknik malzemelerimizden bir diğeri de tabii düdük. Bu düdüğün bir özelliği, bu düdük. Düdük öttürünce böyle yaptığı gibi. Burada bir termometresi ve de pusulası var. Adam üstüne düdük yazmış yani. Hah, bunu diyordun işte. Dış ses. Buna şaşırdım. Bu ne ya? Biber. Çoğunlukla bayanlar bunu. Biber gazı ya deprem paket çantasına biber gazı koydu adam. Burada egemen edildi. Hayır bunun sebep ne bunun? Bunun sebebi Ozan Bey'in fırtınası yapalım. Hadi buyur. Neden olabilir mesela? Benim ilk aklıma beni gelen. Beni kurtarmaya gelen. İstilacı. Biri korktum. Ha pıs. İstilacı yani. Orada tamam, istilacı. Depremde beni diyelim. Kurtaracak adama istilacı mı diyeceksin? Ya, bu arada işe yarıyor mu bunu? Harbi çok merak ettim. Bunların yani, onun videoları vardır. Başkaları yapmış. Ama biz de yapalım bunu. Bunun videosunu yapalım. Sen de bir şey söylüyor da. Bir kaos ortamı olacak. Tamam. Bir şekilde sen de malzemelerinde hayatını idam ettirmeye çalışacaksın. Bir saldırı altında kendini koruyabilmek için. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunu Emrah bile düşünmedi ha. Radyo. Bunun da pili tabii ki üstünde değil. Tabii ki açtığımız zaman. Çünkü bize pilini taktığımız zaman. Evet, pilinin sağlam olması lazım. Nedeni malum dışarıdaki haberleri alabilmemiz için. Radyo frekansları malum çok yüksek tepelerde olduğu için en iyi haberleşmelerden biri de
Radyo. Burada bir ürünümüz kalmış. Çoğu deprem çantasında arkadaşlar maske denir. Evet. Yani maske tabii eğer toz duman kısmında. Ama biz çoğunlukla motorcu arkadaşlar, dağcı arkadaşlar ya da doğa sporlarıyla uğraşan arkadaşlar buff. Doğru mu söyledim? Buff. Bu. Buff'ı bilir. Herkes bir maske şey olarak da kullanabilirsiniz. Bileğinize sarabilirsiniz. İşte kanamayı durdurmak için. Tabii geceleri de özellikle boyun kısmında ana ısı kaybını, evet, ısı kaybını engellesin diye. Yani çok yönlü bahsettiği gibi şapka. Hakikaten bu güzel bir icat bu ha. Bu çok Egemen'in en sevdiği kısım harita ve pusula. Tabii ki pusulayı kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta bu manyetik kuzey her zaman kuzeyi gösteriyor ama belli bir derecede gitmek istediğiniz noktada bir sapma yapabiliyor manyetik pusulalar. Onun için pusulayı gerçekten kerteriz alma dediğimiz, evet, bunu biliyor zaten. Bizi takip eden arkadaşlar da pusulayı kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Malum insanlar sosyal canlılardır. Sosyalleşme amacıyla, eğlenme amacıyla diğer insanlarla da tabii kumarına değil ama eğlence olsun diye. Evet. Kumar oynama diyor. Herif her seferinde bende çubuk çekiyor. Bu arada dikkat ettim, bu da su geçirme. Su geçirmez değil. O bence sıfır. Açılmamış. Evet. Yani. Oraya koymuş, unutulmuş bence bu. Su geçirmez değil. Buna bir su geçiyor. Allah'ta kullandırmak nasip etmesin. Bakalım mı geçiriyor diyor. Yok, geçirmiyor. Burada. Aa, bu ne ya? Bu da evet arkadaşlar. Üzerinde de gördüğünüz gibi. Bir dakika. Bu poşet açılmış ya. Bu poşeti çıkarma. Ayıp, para. Bazı eşyalarımızın fotokopilerini muhakkak almamız gerekiyor arkadaşlar. Kimliğimiz, varsa pasaport, kıymetli evraklarımız. Örneğin tapu ve DASK. Bunların fotokopileri. Her bireyin AFAD'ın verdiği, daha doğrusu acil durum bilgi kartı dediğimiz kişinin bir adet fotoğrafı, adresi, kan grubu. Tamam, ben onu bulandırım. Fotoğrafı göstereceğim. Tamam, o fotoğrafın daha büyüğü burada var. Abi büyüğü. Bak bir dakika, bunu göstermeden önce şunu söyleyeceğim. Ben bunun hakikaten bana büyük fotoğrafım var dedi, bana da bir şeyler hazırlıyordu. Ne yapacağım oğlum dedim, A4 kağıdına, evet dedi A4 kağıdına. Oğlum dedim, saçmalama, ne alaka var, bak şimdi onu anlatıyor. Çok önemli bir şey. Çoğu filmlerde falan görmüşsünüzdür arkadaşlar. Kaybolduğu anda ya da işte bir toplu kaos ortamında not bırakma olayı vardır. Hani not defterimizde de. Çoğu insan not bırakıp işte sağım, telefon numaram bu ve şu anda buradan buraya gidiyorum. Ya da işte o anda orada işte bir gaz sızıntısı oldu atıyorum. Şehri terk etmek gerekiyor atıyorum. Ve başka bir toplanma yerine gitmeniz gerekiyor. Sizden sonrakilere bırakmanız için işte keçeli kalemle ya da şeyle böyle yine su geçirmez dosyalarda bantlayıp bu şekilde bırakabilirsiniz. Bak büyüğü. Hakikaten bu büyüklükte bir şeyden bahsediyordu. Şaka yapmıyormuş yani. Çocuklarımız için falan da bunu yapmak gerekiyor. Pasaportunu da koymuş bu arada. Bayağı bu bildiğin hani... Tabii DASK'ın fotoğrafı, nasıl bir deprem boyutu düşünüyor bilmiyorum. Arabanızın ruhsatının fotokopisi, yani o anda acil bir şekilde gitmeniz lazım. Evet. Sonra onları nasıl ispatlayacaksınız? Şunlar mı? Selef'in dikkatini çekti. Ağır kesicinin tarihi geçti. Üstüne tarihi falan yazmış yani. Hani kutunun üstüne bakmayın diye buraya tarihlerini falan yazmış yani şu poşetlerin üstüne. Adam bayağı bir... Ve gerçekten Emrah bunu bu çekimi yapacağız diye hazırlamadı. Bu onda sürekli hazır olan bir çanta. Yani yıllardır da bize söylediği bir şey bu. Yine ilaç çantalarımız ayrı. İşte kulak temizleyicisinden kullandığımız kişisel ilaçlar. Bizim Kızılay'ımız yok muydu ya? İşte bu hakikaten pasaportlarla falan, evet, kulak şeyleri, tırnak makası, onlar da haplar, kullandığımız ağır sadece. Şunu gördüm az önce, şaşırdım. Adam boyunluk koymuş yani. Evet, üstüne mantıklı. De boyunluk yazmış. Bir de üstüne de yazmış. Arkadaşlar, araçlarımızdaki malum bildiğiniz ilk yardım çantaları aslında bizim için değildir. İhtiyacı olan insanlar içindir. Yani ilk amacı ilk yardım çantasının ihtiyacı olan insan için kullanılır. İlk yardım çantamızda da... İlk yardım çantası değil mi? Ben söyleyeyim sana. Eldivenler. Adam ameliyata gidecek. Bildiğin. Oğlum burada bayağı bildiğin kıyamet kopuyor. Bir sürü şey var ya. Bunlara var ya girmeyelim. Biz 2 saatte bulur bu video. Arkadaşlar Türkiye'deki çoğu ilk yardım çantasında Airway dediğimiz şu aparatlar yoktur. Bu küçük olan çocuklar için, bu da yetişkinler için.
malum suni teneffüs yapma durumu eğer olursa ve ilk yardım eğitimi sertifikanız varsa ve bunu 3 yılda bir ya da 2 yılda bir tam hatırlamıyorum ama 2 yılda bir bu eğitimleri tekrar ederseniz muhakkak çantanızda bunlardan olsun. Biraz aynaya da değinmeni istiyorum. Bu da sadece bakımlar alakalı değil. Biz mesela ben anlatabilirim aynayı. Dağda bu ayna olayı bizde de önemlidir. Doğada, dağda demeyeyim doğada. Mesela sedef için çok önemli bir şeydir. Instagram'da fotoğraf çekilmeden önce mutlaka. Hiç hatırlamıyorum bir ayna taşıyı başlığı mı? Saçları maçları. Bak keşke bu yayından önce şey yapsaydık. Şu çekimden önce şu aynayı verseydiniz de. Görüntü kirliliği olmasaydı. Baksana ne hale gelmişiz. Aynı hakkı bak böyle yapabiliriz. Onu yapabilecek mi oradan? Geliyor mu geldiğiniz için? İşaret için değil mi? Aynen bak işaret yapmaya çalışıyorum şu an. Yok yok şuradan olurum. Ha. Ha, oluyor. Oluyor. Bak evet. Böyle yapıyorsunuz. Evet. Aynı. Bu işte de kullanılıyor. Hatta ateş mateş yapmadığında bunları zaman zaman kullanılıyor. Yani yenilemek gerekiyor mu? Evet yenilemek. Aynen. Bunların da bir son şey kullanma tarihi var diye biliyorum ben sanki öyle hatırlıyorum. Evet bunlar sütür. Bunlar yara bandı değil ama yara bandı mı bu değil? Değil bunlar sütür. Ayna konusu geçince bazı filmlerde görmüşsünüzdür işte kişi kendine kimse yoksa evet. Dikiş atması gerekiyor. Evet. Bu iğnesi ipe sabit olan. Ha, bunlar iğne miydi? Evet onlar böyle değişik ebatlarda şu şekilde halka şeklinde. Şu hatta parmağımı da kestim. Ekipmanlarla ben. İğneyi tutup deriye geçirip ipi birbirimizi dikiyoruz falan arada. Dikmek. Böyle amaçlı. Eğitim amaçlı. Ayna burada şuna da yarıyor. Ulaşamadığın bir noktaya Allah korusun diyelim ki arkada ve tek başınasın ve kimse dikemiyor. Ya da sen biliyorsun nasıl dikileceğini ama başkası bilmiyor. O sırada biri oraya tutup o sırada ona dikebiliyor. Bununla ilgili filmlerde çok konu çok seyrediyor. İşleniyor. Uzay battaniyesi. Bunu tabii ısı, vücut ısısını korumakta kullanıyoruz. Bunu aynı zamanda doğada biz şu şekilde de kullanabiliyoruz. Yansıtıcı olarak kullanıyoruz. Yani yerimizi belli etmek için ayna vazifesi görsün diye de kullanabiliyoruz. Yine bir kayanın yanına yaşam üçgeni, yaptığımız ateşi, barınak olarak da kullanılabilir. Yani çok işlevi aslında. Hani suda kullanılır yine. Aynı çöp poşeti gibi su bulmada, su arıtmada vesaire de. Yani bundan mutlaka ne yaparsanız yapın yani deprem çantası olsun, doğaya gittiğiniz yürüyüşlerde mutlaka yanınızda böyle bir şey bulunsun. Hem yer kaplanıyor hem hafif hem de çok kullanışlı. Arkadaşlar doğa yürüyüşlerinde de olmazsa olmazlardan biri cımbız. Tabii bir de enjektör iğnesi. Bu iğnelerin özelliği uçları açılıdır. Açılı olduğu için jilet gibi de keser. Yani eğer yanınızda cımbız yoksa şöyle bir malzemeyi de yanınızda tutarak oradaki batmış olan dal, diken neyse bunu güzel bir şekilde çıkartabilirsiniz. Burada küçük bir büyüteç de ekleyebiliriz. Ben de bunu kendime not edineyim. Aa büyüteci yok. Büyütecimiz yok. Sırtta kaldı. Topla topla topla. Büyüteç olması lazım. Topla yani şu çantada bir büyüteç yok. Ya, şunu yapabiliriz. Bir dakika şunu yapabiliriz. Büyütecimiz yok ama suyumuz var. Bunu büyüteç olarak kullanabiliyoruz. Evet, bak yardımcı oldum ben. Böyle güneş ışığıyla oluyor güneş genelde. Büyüteç kadar kısa sürmüyor ama yine işe yarıyor. Arkadaşlar. Oo turnike. Turnikeyi malum biliyorsunuz ağır kanamalarda hemen. Kanamaların dışında ekipman taşırken vesairelerde de çok işe yarayan bir şey aynı zamanda. Evet özellikle turnike. Fosforlu olursa yine arama kurtarma açısından evet. Bırakabilirsiniz. Üzerine bir yazı yazıp bir dala asabilirsiniz. Küçük abestan özellikle bayılmalarda değil arkaya kaçtığı için müdahale edip hemen dili öne alma açısından da. En önemlisi telsiz. Ha evet. Son olarak. Bunlar niye burada duruyor diyordum. Adam bu yüzden buraya koymuş bunları. Evet. Telsiz çok önemli. Telsizle ilgili biz ayrı bir video çekeceğiz ve uzun bir video olacak bu da. Çünkü gerçekten acil durumlarda bağlantının kesildiği noktada tek kesilmeyen iletişim cihazı. Telsiz mutlaka alın, edinin ve bunun eğitimini alın. Bununla ilgili bilgi edinin. Ehliyetinizi vesairenizi de alın. Çünkü bu işler saygı duyulacak şeyler. Evet, Türkiye'de trak dernekleri var. Yani amatör telsizci derneği. Zaten isminden anlaşıldığı üzere amatör amordan geliyor. Malum amor aşk demek. Yani sevgiyle bu işi yapan insanlar ve haberleşmenin olmazsa olmazlarından biri. Türkiye'de ve tüm dünyada amatör telsizcilik 12 yaşında yani 18 yaşına gelmeden önce de özellikle meraklı olan izci arkadaşlarımız olsun, genç çocuklarımız olsun 12 yaşında velilerinin izniyle
sınavlara katılabiliyorlar. Bu Trak derneklerine muhakkak gelin. İleriki videolarımızda bizden daha profesyonel tabii ki olan Trak dernek başkanlarımızı burada ağırlayacağız sanıyorum. Bir ailede bir tane amatör telsizci olursa inanın bu bir bulaşıcı bir hastalık gibidir. Muhakkak arkadaşlarınıza da bulaştırırsınız. Aynen. Yani geçtiğimiz dönemde 5.7-5.8 İstanbul'da deprem olduğunda GSM operatörleri maalesef çöktü. Yakın bir zamanda değil mi? Yani biz cayır cayır haberleşiyorduk. Vazgeçilmez bir alet. Pil sorun diyen arkadaşlarımız olabilir. Ama sürekli kullanacağınız için zaten yatarken de başucunuzda oluyor arkadaşlar. Bir de zaten eğitimlerde telsizi acil durumlarda ne kadar sürede kullanmanız gerektiğini, yani açık belli zamanlarda, hangi zamanlarda kullanıp kullanmayacağınızı eğitimlerde öğretiyorlar. Yani bu sürekli açtık böyle cep telefonu gibi akşama kadar açık bırakılacak bir şey de değil ki pillerle de uzun süre dayanabiliyor. Yani son model telsizlerde gördüğünüz üzere böyle bir radyo özelliği de var. Burada istediğiniz kanalda ayarlayabiliyorsunuz. Arbola sonu ayarlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bir de sinyal verme. Hani, fener mi? Evet, burada fener ve sinyal verme. Bu Çin malı mı? Bu mudur? Başka bir şeyimiz var mı? Son olarak dediğimiz gibi telsiz kullanımını ve amatör telsiz lisanslarımızı alıp... Tango Bravo 3, Tango Toyota, Tango Bravo 3, Tango Mike'i. Şu anda Erce bize güzel bir çağrı yaptı. Çağrı kodlarımızı da yaptı. Biz de aynı şekilde ona cevap veriyoruz. Tango Bravo 3, Tango Mike Eko. Burası Tango Bravo 3, Tango Hotel. Hotel dinliyorum. Arkadaşlar elinize sağlık. Çok güzel bir video oldu. Her şey için teşekkür ederiz. Yani kısaca kapat diyor. Evet. Telsizdeki amaç kısa ve nettir. Net konuşmalar gerekiyor. Alındı, anlaşıldı. Biz çok teşekkür ederiz. 73'ler. 73'te telsizcilikte. Kolay gelsin. Videoların devamını bekliyoruz. Selamlamaktır. Senatı 3 diye uluslararası geçer. Çağrı kodlarımız uluslararasıdır. Önce seni tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben şaşırdım. Yani adam koca bir valiz, deprem çantası var. Uzun bir video oldu bu. Çok daha iyi anlatanlar var, çok daha iyi yapanlar var. Biz de kendimiz nacizane böyle bir video hazırlığına gereği duyduk. Sürekli deprem bekleniyor, deprem bekleniyor. Biz de buna hazırlıklı olmalıyız diyorum. Ve sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel video oldu. Elinize sağlık. Bu videoyu nasıl sonlandırıyoruz? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet, bundan sonraki video benim çanta tanıtımı. Bekliyorum.